Ana ses olmaya çalışacağım bugün. Depremlerin yaşandığı her depremde İskenderun'daydım. Üç büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve Sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Gittiğim her göçükte Hilti, arama kurtarma ekibi, ışık, asker, polis, ne istersen bir el gücü istiyorlardı. Ama yoktu. İkinci günün akşamına kadar hiç kimse gelmedi. 35 tane arama kurtarma ekibi gecenin 23'ünde orada bekledim. Geldi ama elinde alet, edevat yoktu. Sorduk, neden yok? Makas, hilti, ışık. Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadı. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye. Yoktu. Yoktu. Biz sadece göçük altında kalmadık. Evlerimiz yıkılmadı. Yuvalarımız yıkıldı. Dağıldık. Her bir taraftayız. Kimileri toprak altında, kimileri uzuv kaybıyla anasız, babasız yeni bir hayata başlayacak. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sahipsizler. Kimileri de gurbet ellerde. Dönecek bir memleketleri yok. Tuz da buz her taraf. 100 göçeye gittiniz. 300'ünde kimse yok. 800 gün gelmedi. Birçok göçeye uğramadılar. Sebep? Sebep? Ben askerime canımı veririm. Asker benim kırmızı çizgim. Ama o askeri oraya yığmayan iradeye söylüyorum. Konuşma! 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 Beni bugüne kadar utanmadınız. Tedbir almadınız. Anlamadınız. Dinleyeceksiniz.